Efendim şimdi aracımızda personelimiz kaporta ustamızın yaptığı tespitlere istinaden aracımızın normal şartlarda tek bir bütün parça olması gereken şase diye bahsettiğimiz kısım. Yani boydan boya buradan arabanın ön kısmından arka kısmına kadar çevrilen parçamız. Şuradan görmüş olduğunuz şekilde bu kısım hattı itibariyle farklı bir araçtan alınmış. Yani şuradan alınıyor. Geri kısım buradan yan tarafa kadar tamamıyla kesilmiş. Başka bir arabanın ön kısmı bu aracımızla birleştirilmiş. Buradaki hatayı kapatabilmek adına da normalde fabrikanın gerçekleştirmediği pütür dediğimiz bir boyayla koruma altına alınmış. Amaç kaportanın şasesini koruma maksatıyla değil, sadece burada yapılan tadilat işlemi, yani kaba tabirle kesim işlemini kamufle etmek için yapılmış bir boya. Devam ettiğimizde yine aracı aşağı indirip liften aşağı aldığımızda üstten daha net bir şekilde göreceğiniz üzere normal şartlarda arabamızın rengi koyu gri, yani füme olarak geçer. Arabanın ön kısmına baktığımızda arabanın önünün gümüş gri olduğunu yine yukarıdan daha net bir şekilde göreceğiz. Şu kısımda tornavidanın ucuyla göstermiş olduğum alandan arabamızın kesme işlemi gerçekleştirilmiş. Haricen buradan başlayıp diğer tarafa kadar gidiyor. Yine bunu daha düzgün bir şekilde resmileştirmek adına arabanın gövdesinin normaldeki dış gövde renginden farklı olarak puntoları kaldırdığımızda altındaki farklı bir araca ait olan gümüş gri rengi de buradan daha net ve detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki işaretlediğimiz bölgeden alt kısımları ön tarafıyla araba tamamıyla kesilmiş. Farklı bir arabanın, gümüş gri renkte olan bir arabanın ön kısmı getirilip arabamıza monte edilmiş. 2020 yılında ortalama 75 bin TL ücretle aldığım Focus aracımın önünün başka, arkasının başka olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendim. Aracımı tanıdıktan aldığım için sadece kaporta ustalarına göstermiştim. İki tane kaporta, bir tane motor ustası gördü. Lakin fark edemediler. Arabanın sadece ön üst parçasının değişik olduğunu söylediler. Arka tarafın tavanı dahil komple orijinal olduğu söylendi. Lakin arabayı satacak olduğum şahıs ekspere götürünce durumun böyle olmadığı, iki farklı arabanın bir tane araba oluşturulduğu, arka taraf ya da ön tarafın değiştirildiğinden bahsedildi. Şu an için mağduriyetimiz devam ediyor. Peki alıcıyla görüştünüz mü daha sonra? Alıcıyla görüştük. Pardon, aracı aldığınız kişiyle görüştünüz mü daha sonra? Evet, görüştük. Lakin adam kabul etmedi. Ben de bilmiyordum gibi şeyler söyledi. Tekrar takası söyledik. Arabanı al, paramızı ver şeklinde. Lakin onunla kabul etmeyince şu anda davamız sürüyor. Tamam. Bu kadar. Aracımızda kaporta aksamı olarak kaba tabirle söyleyecek olursa iki araçtan bir araç çıkartılmış. Yani bir aracın önü, diğer farklı bir aracın da arka tarafı alınmış. Şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda örnek arabamızın ön kısmı bir numaralı, arka kısmı iki numaralı araba. Değerlendirdiğimizde bir arabanın, farklı renkte bir arabanın ön kısmı şu an gövde rengine sahip olan, anlık görmüş olduğumuz arabanın arka kısmı birleştirilmiş. Normal prosedürde işin resmiyetine baktığımızda ise de ön taraftaki arabanın ruhsatı, yani resmi evrakları kullanılmış. Arka taraftaki gövde rengine sahip olan aracın da arka tamamıyla ana gövdesi getirilmiş, kullanılmış. Bu şekilde tabii bunları işin erbapları, hukuki boyuttaki inceleyen kişiler, avukatlar, hakimler, artık kimlere ilgileniyorsa onlar daha iyi bilirler. Karar takdir onlarındır. Çenç diye adlandırdığımız bir araba meydana gelmiş.